Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kol kalıbı çıkartmak istiyorum. Diyelim bir beden kalıbımız var fakat kolumuz yok. Nasıl olacak? Bu bedene nasıl kol takabileceğiz? Nasıl kol kalıbını çıkartabileceğiz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi pozumuz önemli, kol boyumuz ve kol tepe yüksekliğimiz önemli arkadaşlar. Bunları nasıl bulacağız? Ben yine pratik çalışacağım. 4 kat kumaşın üzerinden kolumu keseceğim. Kalıplarım hazır. Kalıplarıma uygun kol çalışacağım arkadaşlar. 4 kat kumaş üzerinde kumaşımı pozu genişliğime dikkat ederek şu şekilde katladım. 4 kat haline getirdim kumaşımı. Kumaş katları bu tarafta. Şimdi şöyle yapacağız. İlk önce kol tepe yüksekliğimizi bulacağız arkadaşlar. Kalıplarım burada. Hemen mezuramı alıyorum. Mezuramı şu şekilde dik tutarak koltuk derinliğimi ölçüyorum. Ön bedenimin ve arka bedenimin arkadaşlar. Şöyle ölçtüm. Arka kolum, bu kalıp dikiş payla kesildi. Dikiş paylarını çıkartarak ölçü vereceğim ben size. Arka bedenim 23,5 santim kol derinliğim. Hemen yazıyorum. 23,5 santim. Aynı şekilde ön kolumu da ölçüyorum. Burayı da ölçtüğüm zaman 24 santimi buluyorum. Onu da yazıyorum. Bu iki ölçüyü topluyorum arkadaşlar. 47,5 yapıyor. 47,5'u 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Hemen bölelim. 47,5 bölü 3. 15,8 çıkıyor. Yani 16'ya düzlüyoruz. Kol tepe yüksekliğimiz 16 santim arkadaşlar. Bu şekilde kol tepe yüksekliğimizi bulduk. Hemen kalıplarımı alıyorum. Kol tepe yüksekliğimizi bulduk. 4 kat kumaşım. Pozuma dikkat ederek şöyle kumaşımı katladım. 4 kat haline getirdim. Yani pozum 40 santim ise şurasının 20 santim olması gerekiyor arkadaşlar. Kumaşım hazır. Şuradan hemen kendime bir çizgi aldım. Dikiş payım olacak burada. Kol boyu size kalmış. Çalışacağınız modele göre kol boyu değişir. Standart kol boyu ölçüsü 64, 65, 69. Yani kolunuzun uzunluğuna göre değişir. Kol boyuma göre kumaşımı kestim, hazırladım arkadaşlar. Şimdi pozumuzu bulacağız. Pozumuz kolumuzun en geniş yeri. Şu kısım. Burayı ölçüyoruz. Şöyle pozumu ölçtüm. Mezuramı güzel bir şekilde şöyle sıkmadan yerleştiriyorum. Benim biraz incedir kollarım. Siz kendi kol ölçülerinizi baz alın. 31 santimi buldum. Hatta bolca bile. Çünkü çok dar kollarım, ince. Pozumu buldum, 31 santim, artı 3 santim bolluk payı vereceğim, 34 santim. 34 santim pozum, bunu da ikiye bölüyorum arkadaşlar. 15, 2, 17 çıkıyor. 17 santim, 4'e bölünce, pardon, 2 kol birden çalışacağız ya, pozumu ikiye böldüm, 17 santimi buldum. Şimdi 17 santim poz genişliğim, 47,5'tan 16 santimde kol tepe yüksekliğimi buldum. Kol tepe yüksekliğimi hemen aldığım şu çizgiden şöyle 16 santimi alıyorum. 16 santim. Burayı hemen kapatıyorum. Şöyle düzce 16 santimi çizdim. Pozum da 17 santim. Pozumu bu çizgi üzerinde bulacağım. 17 santim. Burayı da şöyle
işaretliyorum. Şurayı da işaretleyeyim. Eğri çizmeyeyim kolumu. Hemen burayı da kapatayım. Her tür bedene çalışabileceğiniz bir kol arkadaşlar. Sadece kaban olarak falan çalışamazsınız. Çünkü kabanlarda dış giyimlerde daha fazla bolluk payı veriyoruz. O yüzden. Burada bileğimi çalışacağım. Hemen kol uzunluğumu alayım. 66 santim. Ben 66 santimin tamamını kullanacağım arkadaşlar. Yani 62 santim benim normal kol boyum. 4 santim de katlama payı vereceğim. Tamamını kullanacağım. Bilek ölçüm. Bileğinizi istediğiniz şekilde ölçebilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız. Şöyle olsun mesela. 24 santimden 24 santim 12 santim yarısını kolumuza alacağız. Şöyle bileğimi de işaretledim. Hemen burayı da dümdüz kapatıyorum. Burada riga kullanırsanız hafif ovallik verirseniz kol çok daha güzel durur. Şurayı keserken de şöyle 0.5 açarsanız dikerken çok rahat edersiniz. Şimdi burada kol tepe yüksekliğimizi bulduk. Pazımızı bulduk. Şuradan 2 santim işaretimizi alacağız. Küçük bir cetvel alayım. Şu 2 santimden pazu noktama şurayı hemen çiziyorum. Arkadaşlar verdiğim ölçüler hemen hemen standart ölçülerdir. Yani istisnalar çıkabilir tabii ama en yakın ölçülerdir. Şu ölçümü aldım. Hemen bu ölçüyü şöyle ölçüyorum. 23 santim. 23 santimi 4'e bölüyorum. Burayı 4'e bölüyorum. Şöyle de bölebilirim. 4'e böldüm. Şimdi aslında burada pratik bir kesim yapabilirim. Hemen şöyle gelirim. Şöyle keserim kolumu. Problem değil. Ama ölçülü ve güzel olsun istiyorsak arkadaşlar şöyle çalışacağız. Şimdi kol tepe noktamızın aldığımız bu çizginin böldük ya buraları. İlk işaretlediğim yerini 1,5 santim yukarıya çıktım. Şurayı boş bırakacağım. Bu ölçüyü boş bırakacağım. Aşağıyı da 0,5 içeri girdim. Şimdi buradan kendime bir hat vereceğim. Hemen kol çıkacak. Çok rahat. Şu noktaları takip ederek kolumu bulacağım arkadaşlar. Şuradan geliyorum hemen. Şöyle. Şuradan geldim. Şöyle kol tepesini çizdim. Şu noktayı atlayacağım. Direkt buraya geleceğim. Şöyle aldığım bu 1,5'a kadar gittim. Şuradan da hemen şöyle kolum çıktı. Şurada hafif bir eğrilik verelim. Hangi rigampı uygun olur? Bu olmaz. Şunu alayım. Şurada şu düz kısım kolumuzun kenarına gelsin. Şöyle hafif bir içeri girelim. Şöyle kolumuzu çizelim. Hatta düz inersek birazcık açmış oluruz. Olsun açılsın. Güzel oldu. Şöyle güzel bir kol çizdik arkadaşlar. Şurada keskin hatlar olabilir arkadaşlar. İşlemimizi yaptıktan sonra üzerinden geçerek düzeltebilirsiniz. Ben şöyle bastırayım hem daha net görülsün. Kolum bu şekilde çıkmış oldu. 1 santim pay vererek kesiyorum. Kolumun ikisi de aynı oldu.
Yani iki tane kol çalıştık ya dört kat kumaşla. İkisi de aynı ön arka bir oldu. Önü ve arkayı ayırmamız gerekli arkadaşlar. Hemen kolumun tepe noktasından bir çıt alıyorum. Şuraya bir çizgi çizebilirsiniz. Bu sizin düz boy ipiniz. Kumaşın tam ortası sizin düz boy ipiniz. Hemen iki kat kumaşımı şöyle açıyorum. Bir tarafını ön yapacağım. Ön kol yapacağım. Burası arka. Burayı da ön olarak çalışacağım. Şimdi hemen şöyle kolumun 1/3 gibi düşünün. Yani şurayı 3'e böldüğünüzü düşünün. Şuraya gelen kısımdan 1 santim içeriye giriyorum. Koltuk altıma sıfırlıyorum. Şöyle yine sıfırlayarak kol tepeme doğru şurayı şöyle çiziyorum ve burayı kesiyorum arkadaşlar. Böylece ön kolumu da bulmuş oldum. Pratik bir şekilde kolumuz çıktı. Şuraya da bir çıt atarız. Kolumuzun 1/3 gibi, ön kolumuzun 1/3 gibi. Burası ön beden, burası arka beden. Hatta karıştırmayayım diye de düşünürseniz hemen yani şöyle düz boy ipini tam çıt aldığımız noktayı şöyle belli zaten kat yeri şurası. Hemen şöyle işaretimizi koyarız. Düz boy ipimiz de bu şekilde çıkmış olur. Kol kalıbımız da çıktı. Arkadaşlar kol kalıbımızın da bitmiş hali bu şekilde. İnanın hiçbir yerinde değişiklik yapmadım. Bedenimdeki kol oyuntusunu ölçtüğüm gibi kalıbımı nasıl ayarladıysam, nasıl çizdiysem o şekilde yerleştirip diktim arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir kol kalıbı her kıyafette de kullanabilirsiniz. Diyelim temel beden kalıbınız var ama kolunuz yok. İşte bu yöntemle kol kalıbınızı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.